Haritaya bakalım mı sizinle? Bakalım. De. Tamam. Buyurun. Şimdi biz Baktım. işaretledik yeşille e, işaretlediklerimiz 23. Lozan Barış Anlaşması'na göre gayri askeri statüde olması gereken e, adalar. Sonrasında bir de 1947'de bu evet. statüye dahil olanlar var. Buyurun. Rodos e, işte son tatbikatın yapıldığı ada ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son iki açıklamasında da adalar vurgusunu duyduk. Yani Yunanistan'ın bu adalar meselesini e, kaşıma yöntemlerinden bir tanesi bu tatbikat. Yoksa tatbikatın olmasına gerek yok bu konunun gündeme gelmesi için ama uzun yıllarda uzun yıllardan beri devam eden bir sorun olduğu için aslında bu düşük düşük nitelikli bir gerilim şeklinde devam ediyor ama bu tür eylemler olduğunda, bu tür gösteriler olduğunda işte bir kriz olarak karşımıza geliyor ve ondan sonra tartışmaya başlıyoruz. Türkiye belli bir süredir bu konuyla ilgili pozisyonunu belirledi. Nedim Şener'in söylediği şeyler tabii ki haklı bir yönüyle. Ya mesela füzeyle Atina'yı vurmak bir şeydir. O konuda ona caydırıcı bir unsur vermek bir şeydir. Ama burada çözülmesi gereken bazı sorunların da olduğu da bir gerçektir. Ama hani bugünden yarına şimdi burada tonlarca adadan bahsediyoruz. Herhangi yani o işte statüsü belli olmayan adalar üzerinden söylüyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha fazla ilgilendiği alan veya Mevlüt Çavuşoğlu'nun uzun süredir, Hulusi Akar'ın uzun süredir dile getirdiği mesele aslında bu silahtan arındırılmış olması gereken, yani silah bulundurulmaması gereken adalarda silah bulundurulması. Silah bulundurulması. O nedenle bu gündeme geliyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan işte o iki anlaşma hem Lozan hem Paris'e atıfta bulunarak bunu dile getiriyor. Aslında siz... Bu adaları silahlandırdığınızda, bırakın askeri tatbikat yapmayı, bu adaları silahlandırdığınızda bile o anlaşmayı e, devam ettiren şartları ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Bu adalar neden Yunanistan egemenliğinde bugün? Çünkü bu adalar silahlandırılmamak şartıyla Yunanistan'a Yunanistan adalardır. Eğer Statüsünü o şartı, tartışmaya açmak, tam bu, tam bu demek. Eğer siz o statüyü Değiştirecek adımlar atıyorsanız, silahlandırıyorsanız, aslında anlaşmayı çiğnemiş oluyorsunuz. Türkiye bunu sadece anlaşmanın bu maddeleri üzerinden mi dile getirir? Yani bu adaları silahlandırıyorsunuz, dolayısıyla bu adaların artık sizin egemenliğinizde olması anlaşmaya uygun değildir. Anlaşmayı bozdunuz noktasında şimdilik bunu söylüyor, evet. ama bunu istediğiniz kadar genişletebilirsiniz. Yani. Lozan'ı da bozdunuz, Paris'i de bozdunuz, aramızda barışı sağlayan anlaşma her neyse onu bozduğunuza kadar Türkiye taşıyabilir. Bu bir karar, Arar. karara bakar. Yani Türkiye şimdilik bu meseleyi bir e, te tekil olarak ele alıp sadece bu silahsızlandırılması gereken adalar üzerinden bu meseleyi çözmek veya bu meseleyi krizi tırmanacaksa da onun üzerinden tırmandırmayı tercih ederse, Tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi bir gece ansızın gelebiliriz açıklamaları gelir. İşte ne bileyim Nedim Şener'in dediği gibi vakti zamanı geldiğinde belki statüsü tartışmalı evet. adalar üzerinden yeni bir cevap üretilebilir. Başka alanlarda da cevap üretilebilir. Veya Türkiye bütün Yunanistan'la sahip olduğu fır hattı konusundan tutun da Ege'deki adaların kıta sahanlığı meselesinden karasuları meselesine kadar... Her türlü alanda Türkiye bir karşılık üretebilir. Ama şu an itibariyle, yani konjonktürel olarak baktığınızda, yaza kadar iki ülke arasındaki bu tür gerilimlerin e, genelde söylemler düzeyinde kalabileceğini, e, karşılıklı tarafların birbirlerini e, çok ciddiye binmeyeceği için eyleme dönüşme ihtimali çok düşük olduğu için dilin de kemiği olmaz. O yüzden biraz daha yüksek tondan Niye taraflar kadar? Yani işte seçimler var vesaire İki ülke dünyanın içinde var, dünyanın konjonktürü var, şu su var, bu su var. Türkiye'nin ilgilendiği başka meseleler var. Gündem henüz bu değil. Mesela bazen şey oluyor işte. Kardak krizini hatırlayın. Türkiye'nin o Kardak krizi esnasında da tonlarca problemi vardı. Terörle mücadelesi vardı, ekonomik sorunları vardı, şu su da vardı, bu da. Ama o kriz o noktaya geldikten sonra diğer alanlar bir kenara bırakılır. O tamamen gündem. O olur ve onun üzerinde yoğunlaşma olur. Şu an itibariyle bakın burası ısınıyor. Sürekli ısınıyor. Evet. Gün be gün ısınıyor. Ama özellikle şu tarihler içerisinde yani işte iki ülkede de seçimin olduğu, Ukrayna'nın bu halde olduğu, Suriye'de bu yeni bir Türkiye'nin operasyon yapma ihtimalini konuştuğumuz bir dönemde falan doğrudan doğruya Türkiye'nin birincil önceliğini oluşturmuyor. Türkiye'nin birincil önceliğini oluşturmadığı için Yunanistan biraz şımarık davranma şansı olduğunu Oldu. düşünüyor. Zaten o şımarıklığının arkasında biraz önce tarif edildi işte Batılı devletlerden. Vakti zamanında İngiltere olur, günü geldiğinde Rusya olur, evet. günü geldiğinde Amerika Birleşik Devletleri olur. Daha önce Almanya olduğu gibi. Bakın Almanya'nın Almanya'nın varlığından bahsediyorduk Yunanistan'da ekonomik olarak Almanya avucunu almıştı Yunanistan'ı. Amerika Birleşik Devletleri şimdi askeri olarak avucunu aldı Yunanistan'ı. Yunanistan'la ilgili yapılan tarif çok doğru. Bazı ülkeler vardır. Komşusu ülkelere sorun yaratmak üzere kurgulanmışlardır. Yani ülke ismi vererek rencide etmeyelim ama bazı ülkeler acaba hangileri? bazı ülkelerin denize çıkmasını engellemek için konulmuştur. Ee, Afrika'da mesela e, bazı ülkelerden örnekler verebilirim. Veya Orta Doğu'da bir ülke üç tane petrol alanını birleştirir, dördüncüyü birleştirirse çok büyük olacağı evet, için oraya yeni bir ülke, yeni bir ülke konulmuştur. Kururuz. ...tam körfez çıkışında böyle kapıyı tutacak şekilde ufacık bir ülke kurgulanmıştır falan filan. Yani Yunanistan'ın da zaten o işte Osmanlı'dan ayrılışı, isyanı vesaireyi... ...o dönem batılı ülkelerin oraya nasıl destek verdiklerini... ...aslında Yunanistan'ın o olmasaydı isyan hareketinin bile başarıya dönüşemeyeceğini... ...veya Kurtuluş Savaşı'nda Yunanistan'ın bir piyon olarak ileri sürülmüş olmasını falan... Hep bildiğimiz için Yunanistan'ın da aslında Türkiye'nin yakınında Türkiye'ye denge oluşturması bir çıban başı olarak kurgulandığını biliyoruz. Bu nedenle de buradaki konuları konuşurken aslında biz Yunanistan'dan bahsetmiyoruz. İş bir askeri harekata kalsa, iş işte kıtaların üzerinde bir savaşa kalsa, iş ne bileyim Batı Trakya meselesinin silahla çözülmesine kalsa Yunanistan'ın hiçbir zaman Türkiye'ye karşı kazanmışlığı yoktur. Evet. Yine kazanamayacağını hepimiz biliriz. Ama işin orada kalmadığını, işin asıl sahiplerinin başka olduğunu hepimiz biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten Yunanistan'la ilgili her konuşmasında asıl aktörün Yunanistan olmadığını, nasıl PKK da asıl aktör değilse onun arkasında o asıl kuklacıların kim olduğunu odaklanmak gerektiğini söylüyor. Şimdi söylediği şey şu. Bakın bu adalara, bu adalarda siz bu şımarık hareketlere devam edersiniz. Bugün edersiniz, yarın edersiniz. 6 ay sonra devam edersiniz, 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl. Ama biz bir şeyin altını çizmeye başladık. Diyoruz ki bakın bu adaların statüsü artık tartışmalı hale geldi. Şimdi bazen Cumhurbaşkanı Erdoğan şutur açıklamalar da yaptı. Lozan'ın artık tartışmaya açılması gerekir gibi ifadeler de geçti bu Yunanistanla şeyle revize edilmesi gerekebilir gibi tartışmalar oldu. O tabii Yunanlıları hoplatır böyle yani hop otururlar hop kalkarlar. <laughs> Bu anlamda da Yunanlıların gözünden baktığınızda konuya aslında bir Türkiye paranoyası olduğunu Yunanistan'da hep söyleriz de o paranoyanın da çok gerçek dışı bir zeminden ortaya çıktığını söylememek lazım. Yani Yunanistan için gerçekten Türkiye hemen sınırında devasa bir ülke. Özellikle son 10 yılın içerisinde savunma sanayiyi konuştuk. Kat ettiği mesafeyi vesaire artık Amerika Birleşik Devletleri gibi batı kampı tarafından da kontrol edilemez bir ülke haline dönüştüğü andan itibaren Yunanistan'da alarm zillerinin çalması şaşırtıcı değil. Peki. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri'ne ülkesini teslim etti diyoruz ya Yunanlıları. Mete Bey diyor Miçotakis de olsa o olacak, Çipras da olsa. Evet, Miçotakis de olsa o olacak, Çipras da olsa o olacak. Çünkü Yunanistan'da, Atina'da oturan hükümet tek başına Türkiye ile uğraşamayacağını biliyor. O nedenle de Almanya'sını, Fransa'sını, Amerika'sını daha varsa uzak olanları mümkün olduğunca kendi yakınında tutmak, Türkiye'yi kötü göstermek, Türkiye'yi provoke etmek, şımarıklık yapıp Dünya kamuoyunda Türkiye'yi mahkum etmeye çalışıyor.